Merhaba arkadaşlar. Size söz verdiğimiz gibi dünyanın diğer dillerinde size öğretmeye devam ediyoruz. Bugün ne yapacağız? Sizinle beraber İspanyolca öğrenmeye başlayacağız. Şimdi İspanyolca öğrenmek isteyenler ve İspanyolcaya başlayanlar için web sayfamızda ferhatyıldızdilkitapları.com'da ücretsiz kitaplar bölümünde İspanyolca kitabımızın ücretsiz örneği var. Alın arkadaşlar, şimdiden çalışmaya başlayın. En azından belirli bir noktaya kadar İspanyolca öğrenirsiniz ve İspanya'ya gittiğinizde rahat rahat gezebilirsiniz. Buradaki derslerimizde de size İspanyolcayı öğretmeye devam edeceğiz. Kitabımızı almak isterseniz web sayfamızdan sipariş verebilirsiniz. Ve arkadaşlar, şimdi derslerimize başlıyoruz. İspanyolca aslında çok kolay bir dil. Yani dünyadaki bütün diller aslında çok kolay. Yeter ki doğru yerden, doğru şekilde ve doğru kaynaktan başlayın arkadaşlar. İşte asıl sorun da bu. Doğru kaynak bulabilmek çok zor. İnsanlar kitaplara başlıyorlar. Saçma sapan yerlerden, saçma sapan kelimelerden başladıkları için biz hiçbir şey öğrenemiyoruz. Peki biz burada ne yapacağız? İspanyolcanın başından başlayacağız. Ve kitabımızla beraber ikisini birleştirdiğinizde çok hızlı bir şekilde İspanyolca öğreneceksiniz. İspanyolca'da olmak anlamına gelen iki tane fiil var. Bir tanesi ser, diğeri de estar. Şimdi aynı anlama gelen, olmak anlamına gelen iki fiil var ve bu iki fiilin kullanıldıkları yerler farklı. Biz burada ne yapacağız? Teker teker bu fiillerin nerelerde kullanıldığını size öğreteceğiz ve İspanyolca konuşmaya başladığınızda kafanız karışmadan istediğinizi söyleyebileceksiniz. Şimdi ser fiili nedir? İngilizce'deki to be fiiline denk gelir. Ama İngilizce'deki to be fiiline denk gelen estar da var. Ser nerede kullanılır? Estar nerede kullanılır? Arkadaşlar, ser burada göreceğimiz gibi insanın özünde bulunan ve değişmeyen durumlarda ser fiilini kullanıyoruz. Ser fiilinin çekimi nasıl? Yo soy. Ben nokta noktayım. Tu eres. Sen nokta noktasın. El, ella. El erkekler için. O, ella. Dişiler için. O, usted. Tekil kişi varsa karşımızda siz demek. El, ella, usted, es. Nosotros somos, vosotros sois, ellos, ellas, ellos erkekler için, onlar, ellas dişiler için, onlar, son, ustedes, karşımızda çoğul varsa, daha doğrusu karşımızda birden fazla kişi varsa ve biz siz demek istiyorsak, o zaman ustedes olarak kullanıyoruz, ustedes son. Şimdi V'ler B olarak okunuyor, okuma kurallarını kitabımın ücretsiz örneğini alın, orada İspanyolcayı nasıl okuyacağınız yazıyor arkadaşlar. Çalışın. Şimdi burada ne yapacağız? İspanyolcada şahıs zamirlerini, yani yo, tu, el, ella, usted vesaire, bunları çok fazla kullanmıyorlar. Yani biz ne diyoruz? Ben konuşuyorum demiyoruz da konuşuyorum. Konuşuyor musun abi? Konuşuyorum. Ne yaptık? Burada biz seni ve beni kullanmadık. İspanyollar da aynı şekilde yapıyorlar. Ne yapıyorlar? Soy Ferhat, ben Ferhat'ım. Soru soracaksınız, ne yapacaksınız? Ne yapıyorduk biz normalde? Fiili alıyorduk, başa getiriyorduk. Eres tu Ferhat, sen Ferhat mısın? Şimdi tu'yu kullanmadığımızda ne yapacağız? O zaman vurgulama yöntemiyle soru yapacaksınız. Eres Ferhat, sen Ferhat mısın? Evet diyeceğiniz zaman, si, evet demek. Yo soy Ferhat ya da soy Ferhat, ben Ferhat'ım. Hayır diyecek zaman no, hayır demek. Yo no soy Ferhat, ben Ferhat değilim. Arkadaşlar, no hem hayır demek hem de değil anlamına geliyor, bunu unutmayın. Şimdi biz ne yapacağız? Burada sıfatlarımız var. Ser fiiliyle kullandığımız, bunların anlamlarını öğrenelim ve bunlarla ilgili cümleler yapalım. Inteligente, inteligente, zeki demek. Estupido, aptal demek. İspanyolca sıfatlara dikkat etmeniz gereken bir diğer nokta ise, eğer sıfatın sonu e ise arkadaşlar, burada sıfatın sonu hiçbir şekilde değişmiyor. Dişiler için ve erkekler için kullanabilirsiniz. Ama sıfatın sonu o ile bitiyorsa, dişi yapacağınız zaman bunu ne yapacaksınız? Buraya bir a getireceksiniz. Yani dişi sıfatlar a ile sona ererler. Eğer sıfatın sonu e ise bu her iki cinste uygundur. Yani unisex'tir. O zaman ne yapabilirsiniz? Bunu hem dişi hem erkek için kullanabilirsiniz. Estupido. Soy estupido. Ben aptalım.
Ama ben bir dişi olsaydım, kadın olsaydım o zaman ne diyecektim? Soy estupida. O zaman da ne olacaktı? Sonu dişi olup kadını tanımlayacaktı. Şimdi feo çirkin demek, hermoso güzel demek. Yalnız burada hermoso güzel erkekler için pek kullanılmaz. Bunu unutmayın. Genelde kadınlara hermosa olarak söylenir. Ama erkek çekimi de budur. Rapido hızlı, lindo şirin, guapo yakışıklı, loco çılgın, preocupado endişeli, perezoso tembel, trabajador çalışkan. Bir iş yapıyorsunuz, çalışkansınız. Estudioso, o da çalışkan ama çok ders çalışan kişi. Tonto, aptal. Bajo, kısa. Alto, uzun. Bueno, iyi. Malo, kötü. Fuerte, güçlü. Debil, güçsüz, zayıf. Joven, genç. Viejo, altı, yaşlı. Simpatico, sempatik. Antipatico, antipatik. Gracioso, komik. Serio, ciddi. Educado, eğitimli. Responsable, sorumlu. Pobre, fakir. Rico, zengin. Seguro, emin. Egoisto, egoist. Corto, kısa. Sincero, içten. Leal, sadık. Nuevo, yeni. Timido, utangaç. Limpio, temiz. Honesto, dürüst. Sucio, kirli. Generoso, cömert. Interesante, ilginç. Aburrido, sıkıcı. Arkadaşlar bu aburrido'ya dikkat edin. Sıkıcı demek. Yani siz sıkıcı biri olabilirsiniz. Yo soy aburrido. Ben sıkıcı birisiyim. Sıkıldım demek değil. Eğer ser fiiliyle kullanırsanız. Extraño, garip. Bu X arkadaşlar genelde mesela Meksika. Orada neyle yazıyorsunuz? X'de yazıyorsunuz. Orada okurken Mexico okuyorsunuz. Ama burada okurken extraño olarak okuyorsunuz. Garip demek. Ordenado, düzenli. Desordenado, düzensiz. Talentoso, yetenekli. Grande, büyük. Pequeño, küçük. Delgado, zayıf. Gordo, şişman demek. Şimdi buradan başlayarak ne yapalım? Cümle kurmaya başlayalım. Hadi söyleyelim. Soy inteligente. Ben zekiyim. Soy estupido. Ben aptalım. Soy feo. Ben çirkinim. Soy hermoso. Ben yakışıklıyım. Pek söylenmez. Bunu unutmayın erkekler için arkadaşlar. Soy rapido. Ben hızlıyım. Soy lindo. Ben şirinim. Soy guapo. Ben yakışıklıyım. Soy loco. Ben çılgınım, deliyim. Soy preocupado. Ben endişeliyim. Soy perezoso. Ben tembelim. Soy trabajador. Ben çalışkanım. Soy estudioso. Ben çalışkanım. Soy tonto. Ben aptalım. Şimdi ne yapalım? Soru soracaksınız. Karşımızdakine soruyoruz. Ve karşımızdaki bir bayan olsun. Bu sefer ne yapacağız? Dış hallerini de yapacağız. O zaman karşımızdakine soralım. Karşımızdakinin bir bayan olduğunu unutmayın arkadaşlar. Bir kadın olduğunu unutmayın. Eres inteligente. Sen zeki misin? Eres estupida. Sen aptal mısın? Eres fea. Sen çirkin misin? Eres hermosa. Sen güzel misin? Eres rapida. Sen hızlı mısın? Eres linda. Sen şirin misin? Eres guapa. Sen güzel misin? Eres loca. Sen çılgın mısın? Deli misin? Eres preocupada. Sen endişeli misin? Eres perezosa. Sen tembel misin? Eres trabajador. Sen çalışkan mısın? Eres estudiosa. Sen çalışkan mısın? Eres tonta. Sen aptal mısın? Şapşal mısın? Evet arkadaşlar, olumsuz yaparken ne yapıyoruz? Olumsuz yaparken buraya bir no ekliyoruz. O zaman ekleyelim. No soy inteligente. Ben zeki değilim. No soy estupido. Ben aptal değilim. No soy feo. Ben çirkin değilim. No soy hermoso. Ben güzel değilim.
No soy rápido. Ben hızlı değilim. No soy lindo. Ben şirin değilim. No soy guapo. Ben yakışıklı değilim. No soy loco. Ben deli değilim. No soy preocupado. Ben endişeli değilim. No soy perezoso. Ben tembel değilim. No soy trabajador. Ben çalışkan değilim. No soy estudioso. Ben çalışkan değilim. No soy tonto. Ben aptal değilim. Evet arkadaşlar, şimdi ne yapacağız? Geçmiş zaman yapacağız. Geçmiş zaman nasıl yapıyoruz? Geçmiş zamanda ser fiili şu şekilde çekiliyor. Yo era. Tu eras. Él ella usted era. Nosotros éramos. Vosotros erais. Ellos ellas eran. Ustedes eran. Şimdi ne yapacağız? Buradaki fiilleri, sıfatlarımızı serin geçmiş zaman haliyle yapalım. O zaman söylemeye başlayalım. Yo era bajo, ben kısaydım. Yo era alto, ben uzundum. Yo era bueno, ben yo era bueno, ben iyiydim. Yo era malo, ben kötüydüm. Yo era fuerte, ben güçlüydüm. Yo era débil, ben güçsüzdüm. Yo era joven, ben gençtim. Yo era viejo, ben yaşlıydım. Yo era simpático, ben sempatiktim. Yo era antipático, ben antipatiktim. Yo era gracioso, ben komiktim. Yo era serio, ben ciddiydim. Yo era educado, ben eğitimliydim. Karşımızdakine soralım. Karşımızdaki gene bir bayan, kadın olsun. Eras baja, sen kısa mıydın? Eras alta, sen uzun muydun? Eras buena, sen iyi miydin? Eras mala, sen kötü müydün? Eras fuerte, sen güçlü müydün? Eras débil, sen zayıf mıydın, güçsüz müydün? Eras joven, sen genç miydin? Eras viejo, vieja, sen yaşlı mıydın? Eras simpatica, sen sempatik miydin? Eras antipatica, sen antipatik miydin? Eras graciosa, sen komik miydin? Eras seria, sen ciddi miydin? Eras educada, sen eğitimli miydin? Şimdi ne yapalım? Olumsuz yapacağız. Ne yapacağız? Başına no getireceğiz. No era baja. No era bajo. Ben kısa değildim. No era alto. Ben uzun değildim. No era bueno. Ben iyi değildim. No era malo. Ben kötü değildim. No era fuerte. Ben güçlü değildim. No era débil. Ben zayıf değildim. Güçsüz değildim. No era joven. Ben genç değildim. No era viejo. Ben yaşlı değildim. No era simpático. Ben sempatik değildim. No era antipático. Ben antipatik değildim. No era gracioso. Ben komik değildim. No era serio. Ben ciddi değildim. No era educado. Ben eğitimli değildim. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Gelecek zaman yapacağız. Gelecek zamanı nasıl yapacağız? Onunla ilgili fiilimiz şu şekilde çekiliyor. Seré. Yo seré. Tu serás. Él ella usted será. Nosotros seramos. Vosotros seréis. Ellos ellas serán. Ustedes serán. Şimdi bu kısmı da onunla beraber yapalım. Seré responsable. Ben sorumlu olacağım. Seré pobre. Ben fakir olacağım. Seré rico. Ben zengin olacağım. Seré seguro. Ben emin olacağım. Seré egoisto. Ben bencil olacağım. Seré corto. Ben kısa olacağım. Seré sincero. Ben içten olacağım. Seré leal. Ben sadık olacağım. Seré nuevo. Ben yeni olacağım. Seré timido. Ben utangaç olacağım. Seré limpio. Ben temiz olacağım. Seré honesto. Ben dürüst olacağım. Seré sucio. Ben kirli olacağım. Şimdi ne yapacağız? Bunu soru yapacağız. Serás responsable. Sen sorumlu olacak mısın? Serás pobre. Sen fakir olacak mısın? Serás rica. Sen zengin olacak mısın? Karşımızdaki bir kadın arkadaşlar. Serás segura. Sen emin olacak mısın? Serás egoísta. Sen egoist olacak mısın? Serás corta. Sen kısa olacak mısın? Serás sincera. Sincera,
Sen içten olacak mısın? Seres leal, sen sadık olacak mısın? Seres nueba, sen yeni olacak mısın? Seres timida, sen utangaç olacak mısın? Seres limpia, sen temiz olacak mısın? Seres honesta, sen dürüst olacak mısın? Seres sucia, sen kirli olacak mısın? Şimdi ne yapacağız? Olumsuz yapacağız. Olumsuz yaparken ne yapıyoruz? Başına no koyuyoruz. No sera responsable. Ben sorumlu olmayacağım. No sera pobre. Ben fakir olmayacağım. No sera rico. Ben zengin olmayacağım. No sera seguro. Ben emin olmayacağım. No sera egoisto. Ben egoist olmayacağım. No sera corto. Ben kısa olmayacağım. No sera sincero. Ben içten olmayacağım. No sera leal. Ben sadık olmayacağım. No sera nueva. Nuevo. Ben yeni olmayacağım. No sera timido. Ben utangaç olmayacağım. No sera limpio. Ben temiz olmayacağım. No sera honesto. Ben dürüst olmayacağım. No sera sucio. Ben kirli olmayacağım. Şimdi ne var arkadaşlar? Burada başka fiillerimiz var. Onlarla yapalım. Yapalım. Neyle yapalım? Tekrardan başa dönelim. Soy ve eresle yapalım. Neyimiz var? Soy generoso. Ben cömertim. Soy interesante. Ben ilginçim. Soy aburrido. Ben sıkıcıyım. Soy extraño. Ben garibim. Soy ordenado. Ben düzenliyim. Soy desordenado. Ben düzensizim. Soy talentoso. Ben yetenekliyim. Soy grande. Ben büyüğüm. Soy pequeño. Ben küçüğüm. Soy delgado. Ben zayıfım. Soy gordo. Ben şişmanım. Karşımızdakine soralım. Eres generosa. Karşımızdaki bir kadın. Tekrardan öyle soruyoruz. Eres generosa. Sen cömert misin? Eres interesante. Sen ilginç misin? Eres aburrido. Aburrida. Sen sıkıcı mısın? Eres extraña. Sen garip misin? Eres ordenada. Sen düzenli misin? Eres desordenada. Sen düzensiz misin? Eres talentosa. Sen yetenekli misin? Eres grande. Sen büyük müsün? Eres pequeña. Sen küçük müsün? Eres delgada. Sen zayıf mısın? Eres gorda. Sen şişman mısın? Şimdi bunu olumsuz yapıyoruz. No soy generoso. Ben cömert değilim. No soy interesante. Ben ilginç değilim. No soy aburrido. Ben sıkıcı değilim. No soy extraño. Ben garip değilim. No soy ordenado. Ben düzenli değilim. No soy desordenado. Ben düzensiz değilim. No soy talentoso. Ben yetenekli değilim. No soy grande. Ben büyük değilim. No soy pequeño. Ben küçük değilim. No soy delgado. Ben zayıf değilim. No soy gordo. Ben şişman değilim. Burada bir soru kalım sorumuz var arkadaşlar. Quién? Kim? Şimdi karşımızdakine sorabiliriz. Quién eres? Sen kimsin? Soy Ferhat. Ben Ferhat'ım. Quién es? Orada birisini gördünüz. İki kişi yan yanasınız. Oradaki bir bayanı soruyorsunuz. Quién es ella? O kadın kim? O bayan kim? Ella es Julia. Ya da ella es Ayşe, Fatma. İstediğini söylüyorsunuz. O Ayşe'dir, Fatma'dır diyebilirsiniz. İki kişisiniz. Ahmet var yanımda. Nosotros somos Ferhat y Ahmet. Biz Ferhat ve Ahmet'iz. Yo soy Ferhat. Ben Ferhat'ım. Él es Ahmet. O Ahmet'tir. Peki arkadaşlar, ¿quién eres? Siz kimsiniz? İşte ser fiili kullanması bu kadar kolay. Kendinizi tanımlarken arkadaşlar, özünüzde bulunan özelliklerle beraber ser fiilini kullanıyorsunuz. Kendinizden bahsederken ben Ferhat'ım, Ahmet'im derken ser fiilini kullanıyorsunuz. Ve bir sonraki derste ser fiilini başka nelerle kullanabiliyoruz onu göreceğiz arkadaşlar. Beni takip etmeye devam edin. Kendinize çok iyi bakın.